Gündem dışı üçüncü söz, yerli ve milli tarım hakkında söz isteyen NİDE milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi Gürer'e aittir. Buyurun Sayın Gürer, süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hafta sonunda Aksaray'da, Konya, Reyli'de ve NİDE'de çiftçilerimizle, üreticilerimizle görüştüm. Gerçek anlamda büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. İthal tohum, ithal gübre, ithal ilacın yanı sıra pahalı elektrik ve mazot da gelecek yıl nasıl üretim yapacaklarının kaygısına düşmüş durumdalar. Ama ben bugün sizlere milli ve yerli tarımla ilgili konuşmak istiyorum. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde tarımın nasıl yapılması gerektiğini ders niteliğinde uygulamalarla göstermiş. Yerli tohumu, yerli üretimi artırmak için yaptığı çalışmalarla bilim ve bilgiyle çiftçilerimizin buluşmasını sağlamış. Sonraki süreçlerde farklı uygulamalarda bunlara benzer değerlendirme çalışmaları olsa da 1990'larda başlayan ve tamamı yurt dışına bağlı tarım anlayışı ve yaklaşımlarıyla ülkemizde ne yazık ki çiftçilerimizin mağduriyeti artmış. Besicilerimizin de durumu farksız. Bakınız, gezdiğim yerlerde hayvanların isimlerinin ne olduğunu merak ettim. Onun için çiftçilerimize, besicilerimize konuştum. Anadolu'muzda Orta Anadolu yerli karası azot ve samanla beslenir ve isteğimizi karşılığı etiyle, sütüyle sağlardı. Trakya'nın bozırkı, Toroslar'ın Güney Anadolu kırmızısı ve Doğu Anadolu'nun kırmızısı diye anılan büyükbaş hayvanlarımız vardı. Şimdi Anadolu'daki büyükbaş hayvanların isimlerini sordum. Hollanda'nın Holstein'i, Belçika'nın mavisi, İskoç'un Angus'u, Hindistan'ın Brahman'ı, Amerika'nın Brangus'u, Fransız'ın Şorales'i ve Montfaucon Limousin, Semental adıyla büyükbaş hayvanlarımız var. Doğal olarak bu hayvanlarımızı daha süt almak için, daha çok et almak için ülkemize ithal etmişiz. Ama bunların yerine yerli ırkları geliştirip bu kadar üniversitesi olan, tarımla uğraşan, bilgiyle, bilimsellikle buluşmuş kişisi bulunan ülkemizde ne yazık ki dışarıyı kendimiz için çözüm gibi görüyoruz, ithali. Bakan Park Temelli diyor ki tüm sığır varlığında Avrupa bilinciliğine sahibiz. Avrupa Birliği ülkeleri içinde biz birinci sıradaymışız. Yazılı soru sordum. Verdiği yanıtta bakan diyor ki son 2 yılda 1.790.223 büyükbaş hayvan ithal etmişiz. Yani ithal hayvan rakamıyla kendimizi büyütmüşüz. Keza bakan 1 Ocak 2015 tarihiyle 31 Ağustos 2017 tarihi arasında 27.197.660 kilogram et ithal ettiğimizi, 156 milyar 669 milyon 724 bin doların yurt dışına ödendiğini yine bize yanıt olarak veriyor. Etin geldiği yerler Bosna Hersek, Gürcistan, Irak, Polonya, yani bizim bazı illerimizden, küçük yerlerden et almak durumunda kalıyoruz. Değerli arkadaşlar, 1937'de buğday tohumu geliştiriyoruz. Adı Ak Yayla Sertak. 2018 yılında Tarım Kredi Kooperatifi çılgın tohum diye tanıttığı buğday tohumunun adı da Glossa. Bunun yanında SPA ekiyoruz. Çiftçi sayımız giderek azalıyor, üreticimizin sorunları artıyor. Bunun yanında dışarıdan ithal ettiğimiz ilaçla, gübreyle, tohumla hastalıklar geldiği yönünde çiftçilerimizin inancı da yükselmiş. Çünkü bugün farklı illerde, 25 tane ilde patates ekim alanlarında belli yerlerde hastalık çıktığı için yasaklama getirilmiş. Patatesin tohumlarının ismi ne diye baktım. Belmanda, Madalyan, Agata, Jerry, Agria, Marebel, Melody, Extralla. Bunlardan iyi ki NİDE Patates Enstitüsü şimdi bir denemeye başladı. Onunla ilgili bir çalışma yürüyor. Onun dışında yerli patates tohumumuz dahi yok. Değerli arkadaşlar, Adalet Kalkınma Partisi iktidar olduğunda ülkemizde yerli büyükbaş hayvan %40'ken bugün %15'lere yuvarlanmış. Adı milli ve yerli diyoruz. İthal hayvan ve ithal elde ettiğimiz ürünlerle varlığımızın olduğunu sanıyoruz. Bunun sonucunda oluşan sıkıntı da her tarafta kendini açıkça gösteriyor. Anadolu illerinde baş gösteren sıkıntılar ürettiği ürünü değerine satamama. Çünkü ithal ürün ülkeye girdiği zaman
Bizim çiftçimiz değerine ürün satamıyor. Bugün nohut bile 2-2,5 liradan satılamadığı için depoda duruyor. Ayçiçeği de Çin ayçiçeğinin karşısında ne yazık ki bitmiş durumda. Bununla ilgili de yarın ayrıca bir açıklama daha yapacağım. Buna göre bakanlık verilerine baktım. Çiftçi kayıt sisteminin başladığı 2018 yılında 2.588.000. Sayın Gürel, toparlayayım bir dakika. Bakanlık verilerine baktım. Çiftçi kayıt sistemindeki çiftçi sayımız da giderek azalıyor. Değerli arkadaşlar, bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. İstanbul'da, Ankara'da açılan tanzimler Anadolu'da açılmadığı için Anadolu'daki pazarcıyla tüketici sorun yaşamaya başlamış. Vatandaş haklı olarak gidiyor, domates niye Niğde'de, Aksaray'da aynı fiyatta değil diyor. Tanzim açılmadığı için satıcı, pazarcı da diyor ki benim alış fiyatımı dahi kurtarmıyor. Sordum, Ulukuşa'da dün biber 16 liraya satılıyor ama bir algı yaratılıyor. Türkiye genelinde bütün ürünlerin ucuzladığı gibi topluma bir seçime dönük pompalama yapılıyor. İşin gerçeği şu, Anadolu'nun çoğu ilinde pazarlarda İstanbul fiyatının iki katına, tanzim fiyatının iki katına ürünler satılıyor. Onlar da diyorlar ki iktidar bizlere de indirim fiyattan ürün satsın. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Gürer.